Kum saatinden merhaba sayın seyirciler. Günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haberleri yeni mesaj yazarı Murat Çapaz'la birlikte değerlendireceğiz. Evet Sayın Çapaz, Bamsı Köy Partisi lideri Sayın Hüseyin Baş'ın 1 Mayıs değerlendirmesiyle ilgili bir haberimiz var, veterimiz var. Üzerinde de konuşmamız gereken değindiği konular var. Bu haberimizi bir izleyelim, üzerinde de sonra konuşalım. 1 Mayıs hiçbir zaman bayram değil, hep gösterilere sahne olan, çekişmenin, kavganın, hat safhada olduğu bir gün olarak Türkiye'de geçiyor. Temelinde ne var? E, Taksim'i istiyor işçiler sendikalar taksimi hükümet vermiyor. Ne olur işçiler taksime çıksa? Yani ne zararı var? Hiçbir zararı yok ama kayıkçı kavgası. Yani çıkamaz, çıkmayacak anlayışıyla taksime izin verilmiyor. Kıbrıs'ın verilmesinde bile bir mahsur görmeyen iktidar, taksimin işçilere verilmesinde mahsur görüyor. Yani bu da iktidarın enteresan bir paradoksu. Türkiye'de işçiler haklarını elde etmek için bir şeyler yapabilirler gösteri yapabilirler eylemsel hareket edebilirler tamam da işçiler polis dövmek gibi bir isteği mi var mesela Türkiye'deki bütün işçilere soralım yani orada toplanmış belki 40-50-100 kişi saldırıda bulunuyor. Türkiye'deki bütün işçilere soralım bakalım yani polis dövmek mi istiyorlar? Olayların gergin olmasını mı istiyorlar? Dolayısıyla yani yapılan eylemle ortaya konan eylemle aslında talepler farklı. Böyle bir şeyin olduğunu gözlemliyoruz. Bu da Türkiye için hatta bu gergin ortamdaki ülkemiz için riskli bir durum. Gerilim bir fayda mı sağlıyor? Gerilim iki tarafın da istediği bir şey. Yani e, Türkiye iki partili sisteme oturtulmak isteniyor. İki farklı görüş olsun isteniyor. Bir tarafını iktidar temsil etsin, bir tarafını işte ana muhalefet temsil etsin veya muhalefet temsil etsin neyse. E ve bu iki görüş arasında kavgalar, ayrılıkçılıklar, gerginlikler devam etsin gibi bir beklenti var. E dolayısıyla iktidar sürekli muhalefetin istediği şeylere set çekiyor. Muhalefet de bunları elde etmek için gerginlik oluşturuyor. Günün sonunda kazanan kim? Kazanan hiç kimse. Şimdi işçiler bir gösteri yapıyor da. Yani işçiler Taksim'e çıksa ve miting yapsa bunun iktidara zararı ne? Hiçbir şey. Peki bunun işçiye faydası ne? Bu da hiçbir şey. Yani Türkiye'de bunu da sorgulamamız lazım. Madenler peşkeş çekilirken hiç kimse bir şey söylemiyor. Fabrikalar özelleştiriliyor, kapatılıyor. Binlerce işçi işsiz kalıyor, sokağa atılıyor. Kimse bir şey söylemiyor. Karardır deniyor, tamam deniyor. Nitekim buna karşı muhalefet partilerin de bir şey yok. Yani bundan gayet mutlular. Evet özelleştirme yapmak durumundayız gibi bir düşüncesi var muhalefet partilerinin de veya işte biz kaynaklarımızı kullanamayız veya bizim ülkemizde kaynak maden yoktur. E dolayısıyla bu madenleri işletemeyiz veya işletmesi için yabancılara verebiliriz. Görüşüyle ilgili muhalefetin bir kavgası, bir gürültüsü yok. Dolayısıyla burada mağdur olan işçiler ama meydanlarda haklarını arayan işçilere dönüşmüş oluyor. Ne faydası var işçilere diye sorduğunda hiçbir faydası yok. İşçi hakları arama diye Türkiye'de bir gündem yok. İşçilerin haklarının teslim edilmesi diye Türkiye'de bir gündem yok. Sendikalar var, işçilerin haklarını temsil edelim diye bir gündemleri yok. Yani bugün iktidara yakın sendika var, muhalefete yakın sendika var. Sendikaları bile, işçileri bile sendikalar yoluyla ikiye böldüler. Birisi iktidarın sözcülüğünü yapıyor, diğeri muhalefetin sözcülüğünü yapıyor. Oradan iktidara ve muhalefete insan taşımakla meşguller. Oy taşımakla meşguller. E başka bir gündemleri, başka bir dertleri yok. Asgari ücret görüşmeleri nasıl yürüyor? Şöyle yürüyor adeta. Geliyor işveren diyor ki ne vereyim abime? O da diyor ki ne verirsin bana? Ne vereyim abime ne verirsin bana derken arada ne işçiyi mutlu eden, ne işvereni mutlu eden. Hani bir rakam belirlersin. İşte mesela en son belirlendiğinde Ocak'ta 17.002 lira diye belirlendi. İşveren ortalığa kaldırıyor tabii doğal olarak kendi çerçevesinden bakınca. Ben bunu nasıl vereceğim diyor. Tamam işveren mutsuz anladık. E i̇şçi mutlu olsun. İşçi de daha 4 ay geçmeden açlık sınırının altında kalan bir ücret olmuş oldu. E Temmuz'da asgari ücret artışı hani 2 yıldır bir şey haline gelmişti. Yani en azından bir beklenti orada toparlayacağız. Hani yılın ilk 6 ayında... Bir iki ay toparladık sonra 3-4 ay acı çektik ama sonra Temmuz'da bir daha güncelliyoruz. İşte birkaç ayda oradan kurtarıyoruz diye işçinin bir hesabı vardı. Şimdi seçimler bitti artık. Seçimler bitince iktidar ne yaptı? Daha artış falan yok dedi. Temmuz'da artırılmayacağını söylediler. İşçiler yıl sonuna kadar adeta açlık hatta bu Türkiye'de yoksulluk açlık endeksleri var. Bence sefalet endeksi, sefillik endeksini de koymamız lazım. Ciddi anlamda sefaletle yaşayan, yani açlığı falan geçtim, sefaletle sefillik içinde yaşayan bir toplum oluşturuluyor. İktidarın buna hiçbir çözümü yok. Bunun karşılığında bununla ilgili pazarlık yapması gereken o sendikal faaliyetleri sürdüren örgütler de bununla ilgili hiçbir çözüm ortaya koymuyor. Dolayısıyla tamamen içi boş, boşaltılmış hale geldi. Bunu da gözlemliyoruz. Evet Sayın Çavaz, lideri Sayın Hüseyin Baş'ın kendi YouTube hesabından yaptığı bir programdı bu. Oradaki açıklamalarını izlemiş olduk hep beraber. İşte 1 Mayıs ve 1 Mayıs'ın hani oluşturduğu bir tablodan bahsediyor. İşte sendikalar var. işte oraya toplanan işte işçiler falan var. Polisler var. Ama işçilerin sorunları olduğu yerde duruyor. Türkiye 1 Mayıs'ta başka bir şeyler konuştu. İşçilerin sorunları tabii ki konuşulmadı. İşte bunlara dikkat çekiyor Sayın Hüseyin Baş ve başka şey konulara da değiniyor. Özellikle işçilerin artık işçilerin ve emeklilerin de yani dar gelirlerin sefalet ücretleriyle geçinmeye çalıştığına vurgu yaptı. Bence bu da önemli. Sefalet vurgusu yaptı. İsterseniz biraz konuşalım konuları buyurun. Bağım Sütkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş, e, tabii e, 1 Mayıs'ta yaşanan olaylarla ve onun e, oluşturmuş olduğu yankılarla alakalı e, onun oluşturduğu tabloyla alakalı genel bir değerlendirme yapmış oluyor bu konuşmasıyla beraber. E, bence çok e, kıymetli, çok önemli, e, çok önemli tespitler var. E, Bunların mutlaka e, yetkililer tarafından da değerlendirilmesi lazım. Çünkü e, yani burada ne yapılmak istediğini e, kime ne faydası olduğunu veya kime faydası olmadığını bu yapılanların e, Sayın Baş aslında e, açık açık ifade etmiş oluyor. Bakın ne diyor e, Bağımsız Türkiye Partisi şimdi sendikalar yani olayın bir tarafı aslında sendikalar görülüyor ama e, sendikalar da aslında muhalefetle beraber, ana muhalefetle beraber hareket ediyor. E, sendikalar, e, işçiler e, taksim istiyorlar. Hükümet vermiyor diyor. Peki diyor e, e, işçiler taksime çıksa ne olacak? Yani ne bir ne zarar olacak? Hiçbir yani. zarar yok. <laughs> Dolayısıyla burada bir e, çıkacaktı, çıkmayacaktı şeklinde bir gerilim oluşturuluyor ve burada bir kayıkçı kavgası oluşturuluyor diyor. Yani böyle bir hadise gündeme geliyor. Ve neçede e, bir benzetme de yapıyor burada. Kıbrıs'ın verilmesinde bile bir mahsur görmeyen iktidar Taksim'in işçilere verilmesini mahsur verilmesini mahsur görüyor. Bu da iktidarın enteresan bir paradoksu diyor. Evet, güzel bir değerlendirme evet. Yani Taksim yani koskoca bir Kıbrıs'ı <laughs> yani sırtımızda kamburdur diyerek e, hani verelim edelim mantığına girmişti iktidar yıllarca. Evet. E, hatta e, Kıbrıs'ı verme mantığında olan işte Talat hükümetini anlam planını vesaire birçok noktalarda desteklemişti. Avrupa Birliği uğruna Kıbrıs'ı feda edeceklerdi. Şimdi bu noktada olan iktidar şimdi Taksim Meydanı'nda kendi içimize, kendi insanımıza bir kutlama alanı açmıyor. İstanbul'un tamamını e, abluk altına alarak sırf Taksim'de bir kutlama yapılmasın diye bir mücadele veriyor. Burada tabi Sayın Baş, bu konuşmasının bu bölümünde iktidara e, hitaben şunu söylüyor. Yani ne mahsuru var? Evet İşçilerin kalkıp da Taksim'de 1 Mayıs bayramını kutlamalarını orada efendim kendi e, problemlerini gündem etmelerini e, efendim e, ölmüş olan işçileri anmaları bunun ne mahsuru var diyor ya yani bunda problem ne? ne olacak burada yani iktidar mı devrilecek hayır ya burada bir, bir Mayıs kutlanmış olacak yani şimdi olayın bir cephesi bu Tabi diğer konu da şu e, tabi işçi şimdi e, işçilerin talebi diyor polis dövmek olamaz diyor Evet. Yani işçilerin böyle bir talebi yok. Evet. Çalışan 16 milyon işçinin, hani ben gideyim Saraçhane'ye, ben gideyim Taksim'e de orada birkaç polis döveyim. İşte onları sopayla vurayım. Onlara tekme atayım gibi bir mantığı yok işçinin. İşçilerin böyle bir talebi de yok. İşçilerin talebi sadece kardeşim 17 bin lira ücret bize yetmiyor. Özlük haklarımızda sıkıntılar var. Yani haklarımız verilmiyor. Dolayısıyla biz bunları istiyoruz, talep ediyoruz. İşçinin talebi budur zaten. Yani ee, Avrupa Birliği ülkeleriyle OECD ülkeleri mukayese edildiğinde e, mesela e, Almanya'da 37 saat adam çalışıyor. E, bizimkiler 45 saat çalışıyor. Yani bizim ortalamamız 45 saat. Avrupa'da yani. en fazla çalışan işçi Türk işçisi değil mi? Evet. evet. Yani orada da öyle. Evet. Artı 37 saat yani. Ama Hı. burada biz 45 saat. 40, bakın açın e, TÜİK'in verilerine. 44 saat, 45 saatlik bir çalışma şeyimiz var. E, periyodumuz var. Ama bu, en az parayı da biz alıyoruz. En az parayı da bizimkiler evet. alıyor. Evet. Böyle bir hadise var. Şimdi bu problemler gündem edilecekken kim e, kim istiyor ki yani gidip ben bir polis döveyim. Böyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla Sayın Baş ne diyor? E, Türkiye'de işçiler diyor haklarını isteyebilirler, gösteri yapabilirler ama diyor işçilerin polis dövmek gibi bir isteği mi var? Orada toplanan grup polise saldırıda bulunuyor ki görüntüler yayınlandı yani tekme, sopa. orada kadın polisler de var, şeyler de var. Onlar da sopayla vurmaya çalışıyorlar ki biliyorsunuz daha fazla emniyet görevlisi yaralandı orada. Evet. Yani orada hakikaten enteresan görüntüler. Yani oradaki işte yani işçiler falan polise saldırıyor. Polisler de işte biber gazlarıyla işte artık plastik mermi gibi bir şeylerle falan. Onlar da işçilere saldırıyorlar. Çok kötü bir görüntü tabii ki. Yani Aslında ne olacak. polis kendi vatandaşına bu şekilde davranmak ister ne de işçi polisi polisine hani polisine böyle bir saldırı girişiminde bulunmak ister. Doğru söylüyor Sayın Hüseyin Başkan. Aslında burada çok net olarak şunu ifade edebiliriz. Yani iktidarla ana muhalefetin bilek güreşinde, kavgasında maalesef polis ve evet. işçi karşı karşıya getiriliyor. Evet. Maalesef. Yani burada e, onlar aracı olarak e, kullanılıyor. Ama kimin mücadelesi bu aslında? İktidarla ana muhalefetin mücadelesi. Evet. Maalesef böyle bir tablo var. Zaten ne diyor Sayın Baş? Kayıkçı kavgası. Evet doğru. Yani onlar Tam arkadan mı? olayı körüklüyorlar. Kayıkçı kavgasını körüklüyorlar. Ama pratikte işçilerin canı yanıyor. Polisin canı yanıyor. Evet. Ve to toplum geriliyor. Toplum bir gerilime doğru sürükleniyor. Siyasetçiler menfaat elde edecekler diye. Yani böyle bir tablo var. İşte böyle bir ortamda da zaten... E, istedikleri de olmuş oluyor. Yani istedikleri ortam hazırlamış oluyorlar. Siz de az önce aslında ona bir vurgu yaptınız. Sayın Hüseyin Baş da zaten ona, ona vurgu yapıyor. Yani nedir o ortam? İşte işçinin kendi sorunlarının gündem edilmemesi. Gündemde neyin olması? İşte, işte taksim olayları, işte taksime girilmemesi, yasak. Ne var bu bu yasa? Yani bu yasağın tartışılması. Efendime söyleyeyim işte Sarı işte o gelişmeler falan hani bunlar konuşuluyor, bunlar konuşulmasında bir mahsur yok. Yeter ki hani işçi bu taleplerde bulunmasın. Böyle bir ortam hazırlandı yani. Yani aslında yani şöyle diyeyim hassas noktalarda, hassas konularda toplumun sinir uçları ile oynanıyor. Yani böyle bir hadise var ve bunun üzerinden bir siyaset yürütülmeye çalışılıyor. Sayın başın aslında vurgulamak istediği şey evet. bu. Yani birisi diyor ki, mesela başörtüsü konusu değil mi? Siz gündem etmiştiniz bir ara geçtiğimiz programda. Yani başörtüsü takarsın, takmasın. Birisi takacak, birisi takmayacak savunuyor. Hemen karşıya geçiyor. Ötekisi savunmaya evet. geçiyor. Halbuki başörtüsü konusunu anayasa zaten çözmüş. Kanunlar çözmüş. Hukuk uygulansa hiçbir sıkıntı yok. Evet, aynen öyle. Yani burada e, layıklık ilkesi, başörtüsü takılmasına engel olan bir madde değil, değil. ki. Ama birisi sanki engelmiş gibi ortaya koyuyor. Diğeri de, efendim, e, hani o savunma pozisyonuna geçerek toplumu kutuplaştırıyor. Evet. Şimdi burada da Taksim. Yani burada asgari ücreti 17 bin lira yapalım birisi diyor da yani diğeri de yok 30 bin lira yapalım demiyor ki burada şu anda. Yani bunun kavgası yok. Evet. Yani madenleri çıkartalım mı çıkartmayalım mı kavgası yok. Senyorajı devlet kullansın mı kullanmamışsın mı kavgası yok. Yani milletin menfaatine yönelik bir kavga yok burada. Burada Taksim'e gidilsin mi gidilmesin mi? Gidilse Hükümet için ne zarar? Gidilmese işçi için ne yani? yani gid, evet. Gidilse işçi için ne fayda? Ne, ne yani? Evet. Veya aynen. gitmese ne zarar? Yani. Ya baktığınız zaman ortada bir şey yok yani. Ya şu an bugün mesela yoksulluk sınırı işte 58 bin, 60 bin liraya dayanmış durumda. Yani bugün siz işçiye 50 bin lira maaş verirseniz, isterse işçi gitsin taksimde değil de Konya Ovasında kutlasın şeyi yani 1 Mayıs yani. Evet. İşçinin o zaman bayram bayram niyetini buluruz. O de zaman koyulmaz. zaten hiç kimse Taksim'i engel de koymaz. Ya. <laughs> ya. çünkü oradan bir gerilim üretilmez. Evet. Bakın şu anda baş yani önemli konusunda... olan işçinin eline geçmesi gereken paranın verilmesi, özlük haklarının dediğiniz gibi özlük haklarının verilmesi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, iş güvenliğinin düzenlenmesi, sendikalaşmanın yaygınlaşması vesaire bunlardır yani. Evet. Şimdi başörtüsü konusunda anayasanın hükmü belli üstünde bir yasak yok, yok anayasada. Hiç olmadı. E, Taksim'de kutlamaya da bir yasak yok. Yok. Yani anayasa uygulansa zaten bir sıkıntı yok. Ama burada zaten e, anayasayı bir kenara koyup tamamen olayları siyasi, e, siyasileştirme, olayları şahsileştirme olayı var burada. Evet. Bunun üzerinden bir gerilim. Bakın e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin e, şu tespiti önemli. Bu gergin ortam ülkemiz için riskli bir durum diyor. Böyle bir o. gerginlikler maalesef çok tehlikeli boyutlara evet. gidebilir. Mesela bugün e, yani konuyla belki direkt alakalı değil ama bugün mesela e, biraz önce bir haber rastladım. E, haber ajanslarında e, Gazi Üniversitesi'nde kendilerini Türkçü olarak ifade eden bir grupla kendilerini İslamcı olarak ifade eden bir grup çatışmışlar. Hmm. Ve e, İslamcı olan grup e, Arapça sorganlar atmış. Şimdi bunlar aynı sıralarda okuyan, okul arkadaşı olan insanlar bunlar. Peki bu gerilim ne o zaman? Birileri de şu anda bunu körüklüyor. Evet. Yani dün sol-sağ çatışmasını Kürt-Türk çatışması yapmak istediler. Beceremediler, başaramadılar. Çünkü Prof. Dr. Haydar Baş ve yıllarca e, milletimize Türk-Kürt kardeştir, biz aynı dedenin evlatlarıyız. Bu duruşu ortaya koydu. Evet. Sağ elimi kesseniz e, Türk kanı, sol elimi kesseniz Kürt kanı akar. Biz aynı dedenin torunlarıyız, biz kardeşiz. Evet. Duruşunu orta ortaya koyunca Tabii e, o plan tutmadı. Alevi-Sünni çatışması yapmak istediler. Yine Prof. Hüseyin Haydar Baş Bey, Alevi de Müslümandır, Sünni de Müslümandır. Biz birbirimize namlı doğrultamayız. Biz birbirimize düşman olamayız. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Duruşunu ortaya koydu. E, dolayısıyla baktığımız zaman bu oyunlar tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi birilerini Türkçülük adı altında, birilerini de efendim işte e, İslamcılık, Arapçılık adı altında e, çatıştırıp Toplumu germeye çalışıyorlar şu anda. Ve bunu da yıllarca zeminini oluşturdular aslında. Yani toplumu germek bu ülke üzerindeki bazı planların hayata geçmesi için bir araç, bir unsur olarak kullanılıyor. Yıllarca kullanıldı bu. Dün sağa soldu bu. Bugün bu gündeme giriyor. Başka, başka bir zaman başka bir e, çatışma zemini bulmaya çalışacaklar. Dolayısıyla bu gerginlikler, bu gergin ortam bizim için, ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için hiç hayırlı bir şey değil. Çok riskli ve bu gerginliği aynen işte Suriye'de olduğu gibi, aynen Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de, pardon, Libya'da, Afganistan'da olduğu gibi bir çatışmaya, Sudan'da mesela bir çatışmaya dönüştürüp müdahale et etme bahanesiyle bu ülkeyi parçalayıp işgal etmek isteyenler var, dışarıda bekleyenler var. Sınırımızın hemen kenarına üstler kurup bizim çatışmamızı bekleyenler var şu anda. O yüzden bizim şu anda bu birlik beraberliğimizi her zamankinden çok daha fazla korumamız i̇şte lazım. Bu gerilimleri kapa işte lazım. İşte burada en çok görev de zaten siyasi liderlere düşüyor. Yani Türkiye'nin bu bölünmüşlüğüne, insanların birbirleriyle çatışan bir ortamın oluşmasını engelleyecek olan da siyasettir. Siyasi liderlerdir. Ama zaten problem siyaset şu anda. Evet yani şimdi siyaset yani dedim. Bu, bu çağrıyı, bu birlik beraberlik çağrısını, <laughs> yapması bu gerekenler uzak duralım çağrısını evet. sadece Bağımsızlık yaparsa evet. Başkanı yapıyor. Evet. Sayın Hüseyin Baş yapıyor. Diğerleri zaten bu kutupların başını teşkil ediyor. O yüzden milletimiz ayık olması lazım. Evet. Kimi seçiyor, kimi seçmiyor, kime fırsat veriyor, kime fırsat vermiyor. Bunlar artık milletimizin ölçmeyi, tartmayı iyi bilmesi lazım. Önümüzde çok seçenek yok. Önümüzde aslında iki seçenek de yok yani. Bu ülkenin birliği, beraberliği, problemlerin çözümü için çok fazla seçeneğimiz yok. Aslında tek seçenek var. Evet. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi Sayın Baş devam ediyor. Gerilim iki tarafında istediği bir şey aslında. Hmm. Türkiye iki partili sisteme oturtulmuş oturtulsun isteniyor diyor. Yani bu gerilimlerde de bu iki partili sistem vurgusu yapılmaya evet. çalışılıyor. Yani demokrasi rafa kaldırmaya çalışılıyor aslında. Yani milletin tercihleri. Çok seslilik. Yani milletin e, efendim tercihleri, milletin e, şu an ne iki tane parti yok Türkiye'de. Çoğulcu demokrasiden rahatsız oluyorlar. Evet, kesinlikle. Evet. Ama anayasa, yeni anayasadan bahsederken çoğulcu demokrasiden bahsediyorlar. Evet. Onu gerekçe olarak gösteriyorlar. O işte göstermelik. Ama yani. bakıyorsun tam tersi. Evet. Hiç alakası yok. İşte şu yaşananlardan da yeni anayasayla neyi murad ettiklerini anlayabilirsiniz aslında. Evet. Söyledikleriyle yaptıkları çok farklı şeyler. 180 derece farklı. Bunu da ifade etmemiz lazım. Yani gerçekten çoğulcu bir demokrasi isteyenler, bu bu bahaneyle yeni anayasayı değiştirmek isteyenler önce seçim barajını kaldırması lazım. Tabii. Şimdi sen benim olmadığım mecliste sen nasıl yeni anayasayı kabul edebilirsin ki? O mecliste ben yokum. Benim oy verdiğim parti şu anda o mecliste değil. Ben kabul etmiyorum bunu. Doğru. Şimdi e, ve milyonlarca insan da aynı görüşte. Sonra e, bizim mesela Atatürkçü olduğu için tercih ettiklerimiz meclise girince Atatürkçülüğü unutuyor. Evet. Bizim milliyetçi olduğunu düşündüklerimiz, onun için oy verdiklerimiz milliyetçi olduklarını orada unutuyor. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi biz seçime kadar milliyetçi, seçimden sonra küresel davranırız diyor. Kendi ifadesi değil mi? Kendi ifade, kendi açıklamasıydı bu. Evet birkaç yıl önce yani söylediği bir ifade. Ama hepsi öyle. Yani e, en fazla dini tavizleri biz AKP iktidar döneminde vermedik evet. mi? Evet. En fazla İsrail'le yapılan anlaşmaları Sayın Erbakan döneminde yapmadık evet, mı? Doğru. En fazla milliyetçi tavizleri biz efendim Sayın Bahçeli'nin iktidar koalisyon ortağı olduğu dönemde yapmadık mı? Kıbrıs kararnameleri, self-determinasyon yasaları, evet. tahıla şeye, e, tütüne, şekere bir memlet tahdit uygulandığı zaman değil mi? Evet. E, dolayısıyla e, hangi konuda kendilerini iddialı olarak gösteriyorlarsa o konularda en fazla tavizin verdiğini gördük siyasetçilerin. İşte şimdi de aslında neden e, sözde hani cumhuriyeti temsil ettiklerini, Atatürk'ü temsil ettiklerini söyleyenlerin önü açılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki taviz sürecinde nelerin taviz verileceğini de aslında buradan kestirmemiz gerekiyor. Şimdi cum cumhuriyet değerlerinden taviz verilmesi isteniyor bazılarına. Bunda milletimizin müsaade etmemesi gerekiyor. Evet. Sıra ona geldi çünkü. Evet. Ya bu tehlikeli konular yani bunlar tehlikeli şeyler, e evet. gelişmeler yani. Evet. Ne oluyor işte iki parti sistem oturtulmuş olsun isteniyor diyor. Bir tarafın iktidar temsil etsin, bir tarafın muhalefet temsil etsin isteniyor. Bu iki görüş arasında kavgalar, gerginlikler devam etsin ki gibi bir beklenti var. Yani bu gerilim İsteniyor aslında. Ya bu çatışmalar, bu gerilim ortamları. Dolayısıyla iktidar sürekli muhalefetin istediği şeylere set çekiyor. Engelliyor onu. Yani anayasal hakkı olmasına rağmen bazen engelliyor. Tabii. Muhalefet de bunları elde etmek için gerginlik oluşturuyor. Günün sonunda kazanan kim? Kazanan hiç kimse. Kazanan bunu siyasi rant uğruna... Vatandaş değil yani sonuçta. Vatandaş yani. değil. Evet. Devlet de değil. Yani devletin polisi de buradan zarar görüyor. İmajda, devletin imajda zarar görüyor. Artı işçi de zarar görüyor. Herkes zarar görüyor. Dolayısıyla her birilerinin siyasi rantı oluşuyor. Bu farklı bir şey. Sonra bakın şunu da ifade ediyor. Bu kadar gerilim yaşanıyor, bu kadar şey yapılıyor. Sayın Baş ifade ediyor bakın. İşçiler taksime çıksa ve miting yapsa, miting yapsa bunun iktidara zararı ne? Biraz önce söylediğim şey aslında sayın evet. başın cümlesiydi. Hiçbir şey. Peki bunun işçiye faydası ne? Bu da hiçbir şey. Yani böyle enteresan bir şey yani. Hiç olmayan bir şey hakkında bir gerilim yaşanıyor aslında. Madenler peşkeş çekilirken hiç kimse bir şey söylemiyor. Evet, bakın bu çok önemli. Yani şimdi madenler peşkeş, bakın bu madenlerin peşkeş çekilmesi ne demek? Şimdi sen kendi madenlerini işletemiyorsun. O zenginlikten kendi milletini istifade ettirmiyorsun demek. Olayın bir boyutu bu. Burada ciddi bir gelir kapısı var. Çünkü bizden çıkardıkları madenlerle kendi işçilerine 2500 euro, 2000 euro maaş veren bir Almanya var. Bir Kanada var, bir efendim farklı batılı ülkeler. Bizdeki kaynakları kullanarak bunu yapıyorlar. Evet. Mesela çok enteresandır. Nijerya dünyanın en zengin petrol yataklarını sahip ülkelerden bir tanesi. Şu anda benzin ve mazot sıkıntısı yaşıyor. Lübnan'da da benzer bir şey yaşanmıştı biliyorsunuz. Şeyde de aynı sorun var. Mesela Venezuela Dünyanın en zengin petrol rezervlerinin olduğu ülke bilinen rezervler açısından. E, ama ekonomik ciddi ekonomik problemler yaşıyorlar. Şu anda enflasyonun en yüksek 5. ülke. 4. Evet. cüydü. Türkiye 4'e geçti. O şu 5. yani yıl. ciddi sorunları evet. var yani orada da. E, ama e, petrol Niye? zengini petrolü Suudi Arabistan'dan diyor. daha fazla petrolü var. Tabii. Yani petrolü işleyemiyor. Petrolünü satamıyor. Petrolünü şey yap yani tabii birçok şeyler yaşıyor şu anda. Aslında burada Petrolünü satmak zorunda da değil. Yani neçede e, kendi e, hani milli ekonomiden yola çıkarsa, Venezuela bugün milli ekonomi uygulasa, o kaynaklarıyla, o üretimiyle, o tarım üretimiyle, o şeyle beraber zaten kendi kendi yetebileceği bir ülke haline gelecek. Zaten kendi kendi vatandaşlarını e, hani tüketim kabiliyetini arttırsa çarkı döndürecek zaten. Tabii Çin evet. şu an bunu yapıyor. Evet. Rusya bunu yapıyor evet. şu anda. Milli ekonomi uyguluyorlar. Ama ne yapıyorlar şimdi? Onlar da milli komodeni uygulayan birikse yanaşmaya çalışıyorlar. İlişkilerini geliştiriyorlar şu anda. bugün mesela bildiğim kadarıyla Peru, Arjantin, bir devlet daha, Latin Amerika devleti, Çin Dışişleri Bakanı'yla ile temas halindeler. Ve birikse dahil olmak istiyorlar. Yani şu anda tabii dünyada, yani sen şimdi Amerika olarak Çin, ne yapıyorsun şu anda? Çin'in bölgesini kaşımaya çalışıyorsun. Tayland'da, Filipinlerle, bilmem Çin'i karşı karşıya, Çin denizinde bir gerilim oluşturmaya çalışıyorsun. Sen gerilimle beraber Çin'i yıpratmaya çalışıyorsun. Çin ne yapıyor şu anda? Çin de Güney Amerika'ya ticarete getirmeye, onlarla ticaret Hiçbiri ilişkilerini yapıyor. geliştirmeye çalışıyor. Evet. Yani Burada her zaman bakın, her zaman dostlukla, ticaretle, karşılıklı alışverişle beraber bu, bu ilişkiler kalıcıdır. Şu anda Amerika'nın devri bitti. Yani Amerika şu anda bu gerilimleri körükleyerek oluşturduğu dünya hakimiyeti artık dünyada tasvip edilmiyor. Evet. Bakın Afrika ülkeleri şu anda Amerikan askerlerini işte Nijerya bilmem ne Sudan hatta şu anda en son şeyde Amerikan askerlerine çıkın talimatı verdiler. İstemiyoruz diyorlar yani. Niye? Nerede Amerikan asker var? Nerede Amerika var? Orada gerilim var. Evet. Hani istiyorlar ki artık ticaretle dönelim biz. Malımızı satalım, mal alalım, üretim yapalım. Alın terimizin karşılığını alalım. Sömürülmeyelim. Ha, bütün ülkeler şu an bunu istiyor ve bunun örneklerini gördüler. Bakın, eskiden bunun örnekleri olmadığı için bizler başka bir çıkış kapısı olduğunu görmüyorduk dünya insanları olarak. Ama şu anda artık dünyada tek kutuplu bir dünya yok. Merkezinde ticaret olan, merkezinde para alışverişi olan, merkezinde efendim işte rahatlıkla oturup konuşabileceğin yani kazan kazan formülle beraber ilişkilerin geliştirebileceği bir dünya oluştu şu anda. Böyle bir dünyada sömürücü olanların yeri yok. Onlar da buna uyum sağlamak zorundalar. Ama ısrarla işte, yani işte Amerika Birleşik Devletleri ve onun destekçileri olan ülkeler ısrarla sömürgeci bir politikayı sürdürmeye devam ediyorlar. Ama daha daha Tabii, dar alanlar. alanları daralıyor. Alanlar. Gitici daralıyor. Ama zannediyorlar. yani şu, kendi içlerinde de şu anda daralıyor. Değil mi? Orada da şey var sıkıntı. Bakın şu anda Amerika'da. Yani hiçbir zaman yaşanmayan üniversitelerde bir eylem yapılıyor şu anda. Evet, gitici yayılıyor. Bu sadece yabancı öğrenciler değil yani. Yabancı, yani Filistinli öğrencilerin, oradaki öğrenci yaptığı eylem değil bu. Amerikalılar bu eylemlere katılıyor. Evet, gençleri Amerikanın. Tabii yani şu anda ve ciddi şeyler yaşanıyor şu anda orada. Ama tabii burada mesele ne? Yani şimdi Amerika bu sömürü sistemini dünyada uyguladığı gibi kendi halkına da uyguluyor. Yani her ne kadar e, asgari ücret yüksek olsa da aynı Amerika'da bakıyorsunuz 50 bin, 100 bin evsiz var. Milyon. Milyon pardon. Milyon. 50 milyon evsiz var. Evet. 300 Kaç? 350 milyon mu nüfusu öyle bir şeydi herhalde. Evet, önce vardı galiba. E, bunun 50 milyonu evsiz. Yani dışarılarda, e, sokakta yaşıyor bu insanlar. Hatta geçenlerde bir haber var çok ilginçti. E, mağaralarda kendilerine ev yapmışlar. <laughs> Amerika'da bakın bazı eyaletlerde mağaralarda ekenden ev yapmışlar yani. Yani şeye döndük yani. Yani biz mağara dönemi. E, ne derler? Hani Amerikan rüyası dediğimiz ülke. Ülkede insanlar taş mağaralarda devri, yaşamaya evet, çalışıyor. Taş devrine dönüyor. Çöplerden topladıkları, haberin detayı öyleydi. Hani e, sosyal medyadan açıp baksın da e, Çöplerden topladıkları şey işte yataktı, örtüydü, bilmem neydi götürüp oraları yerleştirip orada yaşıyorlar. Yani enteresan yani. Şimdi şöyle bir enteresan tipler de var tabii. Hani bunlar bazı yani işte bu evsiz yaşayanlar böyle tercih ettikleri için hani bu şekilde yaşam tarzını tercih ettikleri için. Yani kendi tercihleri olduğu için bu şekilde yaşıyor diyorlar ama Vallahi hiç kimse e, masal yani, anlatmasın. Hiç kimse çöpten böyle işte beslenmek, çöpten topladığı işte o eşyalarla hani yaşamak istemez. Hiç kimse istemez. Yani onun için bu masalı bırakın yani. Hani bu tercih insan... olamaz yani. Yani bazı hani böyle çöp evleri olanları vardır, 3-5 tane böyle hani evet. psikolojik sorunlar olan insanlar var. Psikolojik sorundur bu tabii ki. Yani yani 50 öyle. milyon insan da evet. psikolojik sorun olmaz yani. Yani bu resmen aşağı İşten mahkum edilmiş. edilmiş demektir. Evet. Yani bunun e, şey izahıdır bu sadece. Yani evet. bu bahanesidir. Bahane. Şimdi ne diyor e, Sayın Baş? Fabrikalar özelleştiriliyor, kapatılıyor. Bakın madenler yabancılara devrediliyor. Fabrikalar özelleştiriliyor, kapatılıyor veya Efendim işi çıkartılıyor. İşsiz birçok insanlar işsiz kalıyorlar. Mesela dün Soma'da, e, Soma'yla ilgili bir haber vardı. Evet. E, 15 bin kişinin işsiz kalacağı ifade ediliyor. Evet. İthal kömürden dolayı. Kömür ithalatından dolayı 15 bin kişinin işsiz kalacağı ifade ediliyor. Evet. Bunun gibi yani çoğaltalım. Şeker fabrikalarını, Sekay'de bilmem ne neydi hepsini çoğaltabiliriz. Ve ama diyor bakın Sayın Baş, muhalefet partilerin buna söylediği bir şey yok yani. Buna bir tepki yok. Doğru. Varsa yoksa Taksim. E, tamam. Tamam. Yani, sen bu madenler peşke çekilirken neredeydin? Sen bu fabrikalar satılırken neredeydin? He, Sayın Baş onun devamını da söylüyor. Onlar da mutlular diyor. Yani özelleştirmeler yaparken onlar da mutlular. Neden? Yani birisi meme Şimşek'i getirirken diğeri Darun Acemoğlu'nu getirecekti. O da özelleştirme yanlısı. Hatta Kemal Derviş'i getireceklerdi biliyorsunuz. yani CHP'nin öyle bir evet. şeyi vardı. Kemal Derviş kim? Özelleştirmenin zaten mimarlarından mı o adam yani? Onun üzerine AKP bu özelleştirme politikalarını oluşturdu zaten. Evet özelleştirme yapmak durumundayız gibi bir düşünceleri var diyor muhalefetinde. Biz kaynaklarımızı kullanamayız veya bizim ülkemizde maden yoktur. Dolayısıyla bu madenleri işletemeyiz veya işletmesi için yabancılara verebiliriz görüşüyle ilgili muhalefetin bir kavgası, bir gürültüsü yok. Yani reel konularda işçiyi gerçekten kalkındıracak, insanlarımızı iş sahibi yapacak, maden zengini yapacak milletimizi, efendim toplumumuzu bu konularda hiçbir mücadeleleri yok. Zaten bakın çok enteresandır. Türkiye siyasetinde yani son 20 yıl, 30 yıllık siyasetinde bağımsız Türkiye Partisi dışında maden gelirinden bahseden madenlerimizi devlet millet ortaklığı işleteceğiz evet. diyen senyuraj gelirinden bahseden hiçbir parti yok. Yok doğru. O yüzden bağımsız Türkiye Partisi dışında da Hiçbir parti asgari ücreti yoksulluk sınırına taşıyamaz. Emekli maaşını yoksulluk sınırına taşıyamaz. İşçimizin, emeklimizin haklarını gerçek manada veremez. Bunun da zaten ispatı bu, başka bir şey e, değil. Sendikalardan biraz bahsediyor Sayın Baş. Bence çok önemli tespitler. Şu anda diyor sendikalar diyor. E, aslında işçilerin haklarını arama gibi bir şeyleri yok diyor. E, birisi diyor iktidar yani iktidara yakınlaşmış, diğeri de muhalefete yakınlaşmış, siyasileşmişler. Böyle bir tablo var diyor. Bakın çok enteresandır. Ee, bir televizyonda bizim Orhan Bey program yapıyordu, salı akşamları yapıyor. Bir sendika başkanını davet etti Orhan Dede Bey. Sendika başkanını davet etti. Ve sendika başkanı Ondan sonra telefona çıkmadı, randevu vermedi, <laughs> müsait değilim dedi, toplantım var dedi, bilmem ne var dedi, o da buydu. Ya işçilerin problemlerini konuşulacak. Yani Orhan Dede programda bir saat boyunca o sendika başkanının ya sizin probleminiz nedir diye soracak. O da işçilerin problemlerini anlatacak. Gelmedi. Evet. Meltem TV gibi bir kanala gelmedi yani. yani bu, bugün efendim Meltem TV her yerde izlenen, Almanya'sından, Azerbaycan'dan, Orta Doğu'suna kadar. Yani böyle bir kanalda sana bir saat program teklif ediliyor. Gel konuş. Sen başka yerlere da belki çıkamıyorsun. İşte dediğiniz ya. hani Çünkü neden? Evet. Çünkü o bir partinin sendikası. Öbürü de öbür, öbür partinin sendikası. Yani i̇şçinin sendikası, sendikası değil. Evet. Partinin sendikası. isim vermiyorum. Çok meşhur bir sendika. İşçinin sendikası değil. Partinin sendikası. Dolayısıyla Sayın Baş'ın dediği çok e, Bamsıke Partisi'nin dediği çok önemli. Bugün iktidara yakın sendikalar var, muhalefete yakın sendikalar var. İşçileri bile sendikalar yoluyla ikiye böldüler diyor. Birisi iktidarın sözcülüğünü yapıyor, diğeri muhalefetin sözcülüğünü yapıyor. Yani işçilerin sözcülüğünü yapan yok sendikalarda. Ortada, oradan da iktidara ve muhalefete insan taşımakla meşguller. Evet. Yani oraları partinin şeyine çevirmişler. Üye e, bulma e, şeyini kapısına evet. çevirmişler yani. Böyle bir hadise çevirmişler. Yani sendikalardaki durum bu. Bunlara da zaten genel olarak sarı sendikalar deniyor. Sarı sendikalar. Onun dışında asgari ücretle de e, ilgili konuşuyor. Diyor ki, bakın asgari ücret pazarlıklarından bahsediyor. Yani ortada diyor aslında diyor işçi adına bir pazarlık yok diyor. Oturuyorlar diyor. Zaten biliyorsunuz e, işçi temsilcilerinin hükümet yetkilisiyle yaptığı konuşma mikrofon açık olduğu için duymuştum. duymuştu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl yani ikna etti mi falan? Yani ikna edici evet. konuştuk mu? Yani burada aslında işçinin problemlerini hükümete duyurma, işverene duyurma değil, hükümetin verdiği talimatı işçiye kabul ettirme pozisyonu. Şu an sendika başkanlarının, sendikaların yaptığı şey bu şu anda bu. İşte Sayın Başta o şeyle, sen de o şeyle beraber anlatıyor olayı. Şöyle yürüyor adeta. Geliyor işveren diyor ki ne vereyim abime? O da ne verirsin bana diyor. Ne vereyim abime ne verirsin bana derken ne işçiyi mutlu eden ne işvereni mutlu eden bir rakam çıkmıyor ortaya Yani böyle bir şey çıkmıyor. Neçede 17 bin lira söylendiği zaman işveren ben bunu nasıl verebilirim diye düşünüyor. Çünkü bunun vergileri de var. 25 bin liraya falan çıkıyor bu. Efendim 17 bin lirayla neçede dördüncü ayda açlık sınırının altında düşen bir maaş oldu bu. Arazam da yok. İşçi de memnun değil. İşveren memnun değil, işçi de memnun değil. Ama işverenin temsilcisi de orada, işçinin temsilcisi de olsa or orada bu problemleri çözmesi gereken hükümetin temsilcisi de orada. Ama ortada ne işçi adına ne işveren adına bir çözüm çıkmıyor. Böyle saçma bir şey yani. Evet. Ya şöyle bir Türkiye tablosu e, var aslında. Mesela AKP'den önce yani iktidar olmadan önce askeri ücretle çalışma oranı Türkiye'de yüzde on diyelim. Yani belki de daha düşüktü bilmiyorum ama hani yüzde on olarak kabul edelim. Şu an askeri ücretle çalışma oranı AKP iktidarından sonra yüzde elin üzerine çıktı. Şöyle diyeyim ben onu. Kasım ayında Türk İş, Kasım Aralık ayından açıklamıştı. Pardon, disk başkanı açıklamıştı bunu. Yüzde 56 en son. Asgari ücretle çalışma Kasım'da oranı. Kasım'da bahsediyorum.